Ben Sultanoğlu. İyi ve güzel insanların kanalı. Yani sizin kanalınız. Kanalınıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda iki zamanlı motorların tetik arızasından bahsedeceğiz. Ümit ediyorum beğeneceksiniz. Ben sözü fazla uzatmadan Erhan Usta'ma bırakıyorum. Buyurun usta. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu ara çok sorulan bir soru. Tetik arızası. Motorum çalışıyor. Tetiğe basıyorum. Tetik çalışmıyor, gazlamıyor diyor. Bunun içinde özellikle söktüm. Gaz teli var. Bu gaz teli tetiğe bastığında karbüratörün gaz pedalını çalıştırması lazım. Çalıştırmıyor. Yani ileri gitmesi ileri, lazım. İleri geri gitmiyor şimdi. Gazı artırıp eksiltmesi lazım. Gaz teli takılmamış, atmış. Onu anlatacağız bugün. Şimdi başlıyoruz. Görmeniz için özellikle söktüm yine diyorum. Gördün mü abicim? Bak hiç ileri gitmiyor. Şimdi tak, yani bir daha göster, şurayı net çekeyim. Bak. Ha, oradaki bak şu tel. Hı. Şu da telin ileri doğru gidip gelmesi lazım. Tabii. Heh. Ama o sadece sallanıyor, hiç hareket etmiyormuş gibi. Tabii. Şimdi başladık. Hızarın alt tarafını çeviriyoruz. Şu alt yuvada bir vida var. Şuradan göstereyim abi. Gördün tamam. Değil mi? Yani. Gözlükle. Ben şimdi benim de görmem lazım. Tamam, sen eğitim bakabilirsin abi. Bunu söktükten sonra vidamızı aldı. Bunları buraya koydu. Şimdi görüyorsun değil mi abicim bak. Bak tetik yuvada değil. Bunu bir karga bunun yardımıyla. Burada iki tane delik var. Üye değil, üstteki küçük deliğe takmamız bu lazım. Çamaşır mandallarının yayı oluyor ya, onun girmesi gibi. Evet. Hafiften. Eğdik ve girdi. Bak şimdi çalışmaya evet, geliyor. Şimdi gördüğünüz gibi tamam. Orada ileri çalıştı. Doğru hareket başlamış oldu. Tamam, çalıştı. Bu kadar basit şimdi bir arıza aslında, büyük bir soru. Bundan sonra da şuna dikkat etmeli. Tetik basılı şekilde. Bunun kapağı yuvaya kapatmalar lazım. Değil mi? Şöyle. Yani, ki tel bu arada kalsın. Bir parmağınızla tetiğe basılı tutarken hı, diğer elinizle takıyorsunuz. Evet. Gördün değil mi? Bak biraz önce hiç çalışmıyordu. Şimdi bunu taktık. Taktıktan sonra altını çeviriyoruz yine. Mıknatıslı bir tornavida olursa daha iyi olur. Sorunumuzu çözmüş olduk. Evet. Teşekkür ediyoruz ben usta. Ben teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Ümit ediyorum beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.